Geçinemiyoruz diyenlere katılıyor musunuz? Vallahi abi katılmıyorum. Ben çalışıyorum şahsen yani. Haftalığımda yani Beyazıt'ta çalışıyorum, ayakkabıcıyım, imalat. Ayakkabım da ayakkabım diyorum. Param da haftalığım yani 2,5-3 bin liraya geliyor. Kazanıyorum abi, çalışıyorum. Katılıyorum abi. Peki neler söylemek istersin bu konuda? Abi yani kaç yaşında çocuklar çalışıyor? Hani herkes çalışıyor, para yok falan. Ufacık çocuklar köşede sigara içiyorlar, balı içiyorlar. Yani ömürlerine yazık abi. Kimi evden kaçıyor, kimi para yok diye hani birbirini öldürüyor. 5 milyon için birbirini öldürenler var. Hani ekonomi çok kötü, çok kötü bence. Sen çalışıyor musun peki? Çalışıyorum abi. Tekstilde çalışıyorum abi. Okula da gitmiyorum, okulu da bıraktım. Tekstilde çalışıyorum. Sırf çalışabilmek için okulu bıraktın. Ya yok yani biraz hem okumak mı istemedin yoksa? Hem okumak istemedim hem de biraz şeydi. Biraz geçinemezliğimiz vardı. Onun için hem şu an açıktan okuyorum hem de çalışıyorum. Yani ekonomi kötü. Yani durumlar kötü diyorsun. Durumlar çok kötü abi. Yani abi insanlar bayağı borçlarımız var. İnsanlar yani abi yani affedersin çok affedersiniz yani bok gibi geçiniyoruz yani. Hani yani millet zenginlerin köpeği et yiyor, biz daha et yemiyoruz yani. Öyle düşün abi. Zenginler köpeklerine süt içiyorlar, biz daha süt içiremiyoruz. Abi insanlar sabahtan yazan çalışıyorlar. Maaşı bundan alıyor. Sen de mi çalışıyorsun? He. Abi bir mont 600-700 lira olmuş. Bir yemek ver olmuş. İnsanlar... Rahatlıkla alamıyor musun? Yok abi ya. Eskiden ben 50 milyon alıyordum. Akşam kadar bende kalıyordu. Şimdi abi 200 lira etmiyor benim. Vallahi. Paranın değeri mi yok? Yok abi. Hadi işler. Sağ ol. Yalnız ben Diyarbakırlıyım ha. Katılıyorum. Siz geçinebiliyor musunuz peki? Geçiniyoruz ama geçinemeyenler de var. Zor olduğunu söylüyor. Zor. Ekonomik durumlar nasıl peki ben sizce? Ben çiftçiyim, Niğde'den geldim. Milletin mahsulü para etmiyor. Gübresini alamıyor, mazdunu alamıyor. Kimse hiçbir şey yapamıyorlar yani. Zor durumda millet. Yani bir çiftçi olarak da çok zor diyorsunuz. Zor. Zor kardeşim. Yani emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Bu sene iyi ama gübre, mazuda geldin alamıyoruz yani. Evet. O kadar. Geçinemiyoruz diyen insanlara katılıyor musun? Bunu soruyoruz. Tabii ki katılıyoruz abi. Haklılar. Şu kadar genç yaşımda çalışıyor, belli oluyor zaten. Tabii ki. Bu da çalışıyor abi. Ev kirası 2 milyardı 4 milyar oldu. Suriyeli diye böyle mi yapıyorsunuz? Olmaz abi. Bak küçücük çocukla okula gitmiyor. Adam çalışıyor. Çalışıyor vallahi. Yani okula gitmiyor abi. Ne yapsın? Elektrik soba yakıyorduk abi. Soba yakıyordu. Bizim öbür kattan geldi belediye kapattı sobayı. Faturayı mı ödeyemediniz? Evet. Vallahi kapattı. Şimdi zorunda kaldık. Ödedik faturayı. Şimdi elektrikli soba yakıyoruz abi. Vallahi 1700 TL geliyor. Sadece elektrik sobası. Yemin ederim. O zaman nasıl biz yaşayalım bu dünyada? Vallahi paranın değeri kalmadı abi. Vallahi kalmadı. Artık bu insanlar ne yapıyor? Peki okula gitmiyorsun sen de çalışıyorsun. Kaç yaşındasın sen? 14 yaşında. 8 yaşında. Zorunda. 8 yaşında değil 11. 11 yaşında. Ne yapalım abi, hayat böyle. Biz de okula gitme. Şimdi abi benim hayalim büyüyünce bir şey olmaktı. Doktor falan olmaktı. Şimdi başka hayalim kalmadı. Hayalim patron olmak, atölye açmak büyüyünce. Başka ne? Değil mi abi? Öyle. Yerine göre katılıyorum tabii ki de. Ekonomik zorluk yaşıyor musunuz peki? Ya bizim evimiz köyümüz var, kendimize göre yaşamıyoruz ama evsiz olanlar yaşar. Sıkıntı var diyorsunuz bu konuda. Var, ekonomide sıkıntı var. Pahalılık peki? Tabii ki de var. Şu anda ekonomik güzel değil. Hiçbir şekilde değil. Peki sizce nasıl düzelebilir? Var mı? Bilmiyorum ki. Serbest piyasayı düzeltmek lazım. Serbest yapmamak lazım. Tarıma, yani çiftçiye yardım etmek lazım. İşçinin üstüne değil de böyle işverenin üstüne de biraz yüklenmek lazım. Yani işçilerden vergi alıyorlar ama işverenin vergisini azaltıyorlar. Yani biz işçiyiz, işçiden vergiler çok güzel alınıyor, işverenden de vergi yardımı yapılıyor. Yani ben bundan rahatsızım. Kiracılara yazık, 5 liradan 6 liradan aşağı ev yok, en kötü ev. Bir çatı kapatacak ev bu kadar. Yani bilmiyorum, hiç de güzel yani bu böyle güzel gitmiyor. Hani kim gelirse de gelsin iyi yapacağını da düşünmüyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Geçinemiyoruz diyenlere katılıyor musunuz? Evet katılıyorum. Hayat pahalı gayet. Hani ekonominin durumları ortada.
yani bu durumlarda hala iyi geçiniyoruz diyenler iyi ücretler alıyorlar ya da yan gelirleri olduğu içindir böyle yani. Başka yani ekleyebileceğim ne var? Yani gerçekten de görüyorum bazı sokak röportajlarında adamlar 30 sene önceki şeyleri söyleyip duruyorlar. 80'leri yaşadık, 70'leri yaşadık ama hiç kimse bunları söylerken şeyi düşünmüyor. Neden onları yaşadı? Neden gaz kuyruklarını? Rahmetli Ecevit hani Kıbrıs'ı fethettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamış olduğu ambargodan dolayı bunlar yoktu. Şimdi ne var? Şimdi hiçbir şey yok. Amerika ambargo da uygulamıyor. Şimdi niye her şey pahalı bu kadar? Hiç kimse bunları söylemiyor. Yani geçinemiyor. Yani geçim derdi zor. Tamam geçiniyoruz ama nasıl geçiniyorsun? Hani kursandan bir şey göçerse bir şey muhakkak eksik kalıyor. Yani tam olarak hiçbir şey olmuyor. Her şey eksik. Geçiniyorum diyenler de zaten troller onlar. Ekstradan alıyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Yani şu an bir kalıp peynir olmuş 100 lira. En kötü peynir olmuş 100 lira. Ben bu yazın Ramazan ayında 2 adet domatese 16 lira para verdim. Hani bu Ramazan ayında. Bu Ramazan ayında sahurluk için bekardım o zaman 2 tane domatese 16 lira para verdim. Ben bu insanlara sorduğunuz zaman hani 30 sene önce bunlar vardı biz bunları gördük diyor ya bunları da söyleyin. Söyleyin yani. Hani 2 domatese 16 lira para veriliyor muymuş bu ülkede? Evet veriliyormuş. Biz bunları da gördük. Geçinemiyoruz diyenlere katılıyor musunuz? Hayır. Katılmıyorum. Tam s**lıyız. Tam s**lıyorlar. Anası da diyor. Geri kaldı. Ben sana söyleyeyim. Geri kaldı ya. Az kalmış köprülerin üstünde domalacağız. Gelecekler sırtımıza binecekler. Az kaldı. Geçinemiyoruz diyenlere katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Katılmıyorum. Neye göre geçinemiyorlar yani? Bir ekonomik sorun olduğunu düşünüyor musunuz peki? Doğru. Biraz zorlukları var ama neye göre geçinemiyorlar? Geçinemeyen arkadaşlar doğru. Biraz sıkıntıları ve ekonomi ama her yerde var. Bizim ülkede ekstradan problemler oluyor ama bana göre zor ama o kadar da alelen söz konusu ekonomide bir şey yok bence. Ya mesela şunu söyleyenler oluyor. 5500 lira maaş alıyorum. 5000 lira ev kirası veriyorum. Evet. Ya ben şu an 5500 lira çalışanlara da inanmıyorum. Yani kolay kolay kimse 5500 lira de çalışmaz. Bence daha yükseğe çalışıyorlar. Yani 5500 azınlık olarak vardır ama varsa da ona göre de şeyler olabilir. Şöyle bir kere ben 5000 lira evde kalacağına odaları kiralıyorlar. Madem o kadar sıkıntın varsa odaya çıkarsın. 2000 liraya, 1000 liraya, 3000 lira. Bu güzel bir şey mi? Tabii ki de kötü bir şey. Olmaması gereken bir şey ama 5000 lira, 6000 lira maaş alıyorsan ben de 5000 lira kirada oturmam. Ona göre ayağımı yorganıma göre uzatırım yani. Tutup da 6000 lira alıp da 5000 lira kirayı verirsem bunu şu çocuk da kabul etmez yani. Benim görüşüm o yönde yani. Ben kendi ülkemde. Evet. Kendi ülkemde ben niye sefalet içinde yaşayayım? Şimdi 6000 lira alanlar... Bir odaya giriyorsun değil mi? Özür dilerim. Bir odaya giriyorsun. Oda kiralayayım bana. Hadi 1000 lira, 2000 lira olsun. Evet. Şu anda yok zaten ama peki Türkiye vatandaşı olarak... Şimdi tek odada oturanlar tamam. Sefalet içinde mi? Sefalet içinde. Ben sadece... Şu an bu ülke şu an sefalet içinde sefalet mi? Sefalet içinde. Bu şu an sefalet mi? Bak. Ben eğer bir dönere 20 TL veriyorsam o ülke batmış demektir arkadaşlar. Yani dönere göre mi ülkeyi anladın? Yani dönere göre ülkeyi ona göre ekonomi ona göre mi şey yapacağız? Ülkeyi ben seçiyorsam. Evet. Ülkenin başındakini ben seçiyorsam. Tamam. Benim sefalet yaşamamam gerekiyor. Tamam seçim gelecek o zaman gönderirsiniz. İnşallah gider o zaman. İnşallah daha iyi biri gelir. Ben hükümet yanlısı değilim ama Erdoğancı da değilim. Ama ben şu anki mevcut sisteme baktığım zaman benim açımdan bence Erdoğan olmalı. Şu an ekonomik sıkıntı var mı? Var. Şu an diğer ülkelere göre ekstra bir zorluk var mı? Var. Ama düzeltecek olarak da ben baktığım kadarıyla Erdoğan tutup da Kılıçdaroğlu düzeltmez. Veya İmamoğlu dendi. İmamoğlu geldi bir şey yapmadı. Çalışmıyor, çalıştırmıyor dendi. İmamoğlu'nun bana icatını 5 tane sayar mısın? Metroları görüyor musun? Onları İBB yapmadı. Onları karayolları fonladı. Devlet fonladı. İmamoğlu yaptı. Onları İBB yapmadı. Onları yapmadı. Ama o şekilde ben araştırdım zaten. Bak ekstradan İBB'nin yapması gereken nedir? İstanbul'da kar yağdığı zaman, memlekete kar yağdığı zaman yollara, o da aslında karayollara bağlı ama genel olarak İBB'ye bağlı. İmamoğlu'nun ben kaç yıldır belediyenin başında İmamoğlu'nun ben bir icatını görmedim. Peki. Olmuş mudur? Olmuştur.
Ama bakıldığı zaman önceki mevcut sistemler, önceki belediye başkanlarına bakıldığı zaman İmamoğlu'nun ben böyle gözle görülebilir bir icraatını görmedim. Ben görmedim. Peki, her zaman bir oy sunu halk ekmeği. Evet. Millet ekmeği 5 TL'den alıyor. Tamam. Doğru mu? Evet, doğru. Halk ekmeğinde ekmekler kaça satılıyor? 3 lira. 3 lira. 3 lira. 3 lira. Evet. İmamoğlu dedi ki ben her bölgeye birer halk ekmeği yerleştireceğim. Evet. AKP, MHP reddetti. Neden reddetti? Şimdi halk ekmeği açtığın zaman belediye kendini savunmaya alacak. Peki fırını olan esnaf ne yapacak? Bu adam salak mı fırın açtı? 5 TL ekmek bak. Doğru, normalde ekmeğin ama bak ekraf israfı onları geçmesini bir kenara bırakacağız. Şu an ekonomik bir zorluk var mı? Var. Bak var. Aynı yere çıkıyoruz. Gerçekten insanlar zor durumda mı? Zor durumda. Diğer mevcut sistemin diğer ülkelere bakıldığı zaman gerçekten ekstra zorluğumuz var ama bu 20 yılda bu adam geldi de öyle bir konuşuyorsunuz ki sanki Erdoğan geldi 20 yıldır yattı, kalktı, yedi, içti. Yemeyen var mı kardeş? Bence bak benden yaşça büyüksün. Ama bu memlekette, bu memleketin başına geçip yemeyen bir adam var mı? Yok. Sen de geçsen yersin, ben de geçsem. Yiyorsan da çalışacaksın. İmamoğlu yiyor mu şu an? Yiyor. Yapıyor mu? Yapıyor. Bak 5 tane icraatını say diyorum, saymıyoruz. Diyorsun ki metroları yapıyor diyorsun. Metroları İmamoğlu mu yapıyor kardeş? Kim yapıyor? Metro İmamoğlu mu yapıyor? Tamam konuş. Tamam ben de araştırıp geliyorum buraya. Metroları İmamoğlu yapmıyor ki. Ya metroları İmamoğlu nasıl yapıyor? Böyle bir şey olabilir mi? Hükümet yapıyor. Metroyu kim yapıyor? İmamoğlu ne yapar? Ben sana söyleyeyim. İmamoğlu gelir. Buranın düzenlemesini yapar. Aslında o da çevre düzenlemeye yapar. Onunla geçtim. İmamoğlu böyle incik buncuk işleri yapar. Zaten meclisin çoğunluğu da hükümette. Sen nerede oturuyorsun? Ben Bağcılar'da oturuyorum. Evet. Şu anda belediye başkanı kim? Bağcılar'ın belediye başkanı yeni bir adam geldi. Genç bir arkadaş. Abdullah. O. Abdullah. Evet. Abdullah evet. Tamam. Bir gün kapını çaldı mı? Ona göre mi yargı? O zaman Kılıçdaroğlu da benim kapımı çalmadı. Kılıçdaroğlu senin kapını niye çaldı? Bir enşkeli başkanı. Nasıl? Ya sen oy istemeye... Ya oy istemeye geldiğin zaman gelmiyor musun? İmamoğlu niye çalmadı? İmamoğlu niye çaldı? İmamoğlu niye çalmadı? Tamam İmamoğlu'nun o zaman teşkilat başkanları gelsin. Bak gelmiyorlar. Ya kardeşim sen oy istemeye gelince tek tek kapı çalmıyor musun? Yok çalmıyor. Nasıl çalmıyor ya? Meydanlara dökülüyor. Nasıl mı? Ya sen teşkilatlara hiç gittin mi? Tam teşkilatlar hiç kapı kapı dolaşıp esnaf dolaşıp demiyor mu? İşte ne zorluğunuz var? Kime oy vereceksiniz? Sormuyorlar mı? Soruyor. E tamam o zaman dolaşıyor. Benim sana demek istediğim. Tamam. Sen anlamıyorsun. Sen biraz fevri davranıyorsun. Yok ben fevri değilim. Sana sormak yok. İstediğim şu. Tamam. Diyorum ki bir belediye başkanı. Evet. Görevin nedir? Belediye başkanının görevi nedir? Bulunduğu. Lokanta açmak. Bulunduğu. İstanbul'daysa İstanbul, İzmir'deyse İzmir'de, hangi vilayette bulunuyorsa o vilayetin bari genel olarak evet. İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı. Doğru mu? İmamoğlu Bağcılar'la ilgilen. Bağcılar'la ilgilen belediye başkanı var. Tamam. Var mı? Var. Bak şimdi Bağcılar ilçe başkanı. İmamoğlu Büyükşehir Belediye. O zaman İmamoğlu bak seçim günü tutup da demeyecekti ki biz geldiğimiz zaman her şey çok güzel olacak. Madem sen bunu söylüyorsun. Bak madem bunu söylüyorsun. O zaman vatandaşı kandırıp demeyeceksin ki her şey çok güzel olacak. Madem olacaktı. Başa geldin mi geldin? O zaman kardeşim niye çalışmıyorsun? Madem yine bu iş Erdoğan balyozu vurunca oluyordu. O zaman İmamoğlu çıkıp bizden oy istemeyecekti kardeşim. İstemeyecekti. Bak ben yine diyorum ki inşallah bu seçimde ben Erdoğancı değilim ama inşallah Erdoğan kaybeder. Erdoğan'dan daha iyi biri gelsin ben ona oy veririm. Tamam da ülke neye göre gitmiş? Ülke neye göre gitmiş? Bak ben Erdoğan o zaman oy istemeyecekler abi. O zaman oy istemeyecekler. Bak şimdi. Nasıl düzeltemez abi? Ya abi Atatürk gitmiş ülke elden gitti mi gitmedi? Mustafa Kemal koskoca adam vefat etti. Koskoca adam vefat etti. Ülke elden gitti mi gitmedi? Erdoğan kim? Mustafa Kemal Atatürk öldü değil mi? Evet. Gitti mi? Evet. Ama bastığı yer hala duruyor. Hala duruyor evet doğru. Mustafa Kemal Atatürk doğru. Kaybedi. Tamam doğru. Reis oldu. Doğru evet. Tamam doğru. Çünkü bak arkadaş bu gidiyor Mustafa Kemal Atatürk izinden gidiyor. Doğru ben de tamam. Doğru evet tamam. Tamam ayakta. Doğru. Doğru. Doğru evet ayakta. Tamam şimdi Erdoğan gittiği zaman da ayakta kalacak bu memleket. Memleket hepimizin. Ama sen şimdi tutup diyorsun ki
düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Adam çıkıp diyor ki Erdoğan'ın karşısına diyor boş poşet gelsin ben ona oy veririm diyor. Bak o zaman sen o zaman yanlış düşünüyorsun. Ya kardeşim bu memleket Erdoğan'ın mı? Ya bu memleket o zaman şöyle yapalım. Bak o zaman böyle yapalım. Sen 15 bin maaş al. 10 milyar maaş al. Bak şimdi. Söz konusu maaş değil bak. Sen maaşı 100 bin lira yaparsan ona göre maliyetler artar. Maaş çözüm değil. O zaman şöyle yapalım. Demirtaş'ı çıkarsınlar hapisten. Demirtaş'a verelim Erdoğan gitsin. Niye? Demirtaş ne yapmış? Bana veya Kılıçdaroğlu gelsin gitsin. Hemşerim. Demirtaş da bu bir ülkenin bir vatandaşıdır. Ne Demirtaş? Demirtaş ne yapmış size lan? Ama ben şu an... Demirtaş gelse hepinizi de savunur. Bu ülkede tamam, dört yönetir. Yönetir. Tamam. Demirtaş'mış da PKK'ymış neymiş? Ne ulan bu? Ulan bu ülke elde gidiyor. Hala diyorsun Tayyip Erdoğan diyorsun. Tamam sen niye şimdi ulan bu, bak bana bak. Tamam. Bu ülke elde gidiyor. Tamam. Bunu bilin, görün lan. Tamam, yeter tamam, görün. Görüyoruz bak, zaten abi, görüyoruz ülke zaten. Ülke gidiyor zaten. Mübarek görüyoruz zaten. Ulan, bir şey demiyoruz ki. 5 nüfusu bir insan evini geçinemiyor. Doğru, haklısın. Adam haklısın. 5 bin 6 bin lira maaş alıyor. Yetmiyor doğru. 6 bin lira kira veriyor. Yetmiyor doğru. Peki neyi savunuyorsun sen? Ben bir şey savunuyorum. Erdoğan gitsin de iyisi. Burada iyi kötüsü yok. Yok evet memleketim. Burada iyi kötüsü yok kardeşim benim. Doğru. Kim gelirse gelsin. Bu ülke yöneten kişi gelecek. Yapacak doğru. Hırsızlık yapıyor, bizim savunuyorsun. Ama hırsızlık yapmayan var mı? Bak hırsızlık yapıyor, savunuyorsun. Hırsızlık yapmayan var mı? Hırsızlık yapmayan var mı? Hırsızlık yapmayan var mı abi? Hırsızlık yapmayan var mı? Yok. Hırsızlık yapmayan yok ki. Ulan Demirtaş bu ülke. Hırsızlık yapmayan yok ki. Abi tamam. Birbirimize şey yapmayalım. Yok gerek yok. Sesini bak sesini gerek yok. Hırsızlık yapmayan var mı? Bak ben Erdoğancı değilim bak. Ben Erdoğan'a da ben İmamoğlu'na oy verdim. İlk oyumu da İmamoğlu'na verdim. Bak şimdi. Dinliyorum. Tamam. Tamam. Benim halkım. Ben değil. Benim halkım. Evet. Sefalet içinde yaşıyorsa. Ama sen yanlış konuşuyorsun. Bak ama sefalet dediğin zaman. Bak sefalet nedir biliyor musun? Bak sefalet nedir biliyor musun? Bak şimdi. Bak sen yanlış konuşuyorsun. Bak. Bak o geçim derdi. Bak sefalet bambaşka bir boyut. Bak sefalet nedir biliyor musun? Üstüne başına giyecek bir şeyin olmaz. Sokakta yatarsın, kalkarsın. Hangi mont 3? Ya neye göre mont 3? Ya kardeşim ben 500-600. Ya ben bunu 600 liraya aldım. Bak bunu da bak bunu beğenmiyorum. Normalde bu montun 100 lira olması lazım. Ama sen tutup diyorsun ki 3 milyar. Ya kardeşim. Burada 3 milyar kardeşim. Tamam da şimdi mont var, mont var. Doğru. Evet. Doğru. Doğru evet doğru. Evet. Doğru. Ben bunu savunmuyorum ki. Ben bunu savunmuyorum ki zaten. Ben bunu savunmuyorum. Ben de sana diyorum ki bak benim görüşüm şu. Şu an memleket zorluk içinde eyvallah. Her yer zorluk. Biz ekstra zordayız. Ekstra problemler yaşıyoruz. Ama benim görüşümde de bu zorluğu düzeltecek adam da ben baktığım zaman Erdoğan'ı düzeltmezse karşımda kimse düzeltemez demişlerim. Kimse Kılıçdaroğlu mu düzeltecek? Kılıçdaroğlu bak çıkmışsın yenilmişsin çıkmışsın yenilmişsin çıkmışsın doymamışsın yenilmişsin. Neye göre ya kardeşim bak ben o zaman ya hepimiz Atatürkçüyüz. Atatürk başka bir Atatürk memleketi kurmuş. O başka bir boyut. Bak Atatürk'le Erdoğan'ı bir Atatürk Cumhuriyeti ilan eden bir adam. Atatürk başka bir boyut. Ama şimdi Erdoğan gelmiş. Kılıçdaroğlu ben o zaman yoktum. Kılıçdaroğlu SGK'yı batırdı mı? Kim batırdı? Yapma ya. Bak yapma. Ya senin şu an borcun yok mu? Tamam şu an senin borcun yok mu? Sen diyorsun ki şu an halk sefalet içinde diyorsun. Ya ya kardeşim sen eczaneye gittiğin zaman ilaç yok mu sana? Ya yok mu? Ya mübarek yok mu? Hastaneye gittiğin zaman sana bakmıyorlar mı? Bakmıyorlar mı? Ya neye göre paradan? Bak yanlış yapıyorum ama inşallah bak doğrudur. Tamam ilaç yok. Tamam doğru onda haklısın doğru. Ben bunu bak doğru haklısın doğru ölüyor doğru. Ölmemesi gerekiyor sahip çıkılması gerekiyor. Tamam evet. Bak ama sen konudan konuya bak mülteci konusuna da bak. Mülteci o zaman mültecileri gönderince problem bitecek mi yani? Bak sen ama konudan
Bak sen şimdi konudan konuya geçimden giriyorsun mülteciye. Şimdi mülteciyle konunun ne alakası? Mültecilerin ben de gitmesini istiyorum. O zaman biz bu adamları tutalım, kollarını bacaklarını keselim, adamları atalım sokağa. Benim sana demek istediğim adam öldür değil. Bak demek ki beni iyi dinle. Sen beni dinlemeden konuşuyorsun. Bak ama sen konudan konuya giriyorsun. Konudan konuya gireceğim. Tamam mültecileri sen burada istiyor musun? Bak sen mültecileri istiyor musun? Ben değilsin. Ne yapmamız lazım? Bu boynularını keselim mi? Ne yapalım bu adamları? Tamam ne yapmamız lazım? Neye göre itiraz edeceksin? Tamam susmuyoruz. Adam zaten göndereceğim diyor. Nerede? Ne zaman? Tamam gidecek. 10 yıldır gönderdim. Ya zaten 10 yıldır burada adam. Bu 10 yıldır bu adamlar burada zaten 10 yıldır. Mülteciler burada. Suriyelisi, Afganlısı, Türkmenlisi hepsi burada birikmişler bunu. Bunların zaten gitmesi lazım. Ama ne şekilde gidecek? Neye göre gidecek? Nasıl gidecek? Bunun çözümü var mı? Sen savunduğun adam buna çözüm 2 yılda göndereceğim diyor. Neye göre gönderecek? Nasıl gönderecek? Çözümü var mı? Yok. Var mı? Tamam nedir? Çözümü nedir? Tamam çözümü ne? Çözümünü söyle bana. Çözümü nedir? Nasıl kapıyı aç? Ya abi hangisi gider? Öyle var mı? Ya sen kapıyı açtığın zaman adam gider mi abi? Abi sen girmişsin. Ya sen Amerika'ya girmişsin. Ya sen ben Amerika'dayım. Beni Amerika polis yakalamadığı sürece ben nasıl gideceğim ya? Ben salak mıyım gideyim abi? Nasıl? Ya sen ona göre adam zaten gönderdiğin zaman bak. Öyle öyle olmuyor. İşler öyle olmuyor. Ya polis öyle olsaydı o zaman bu memlekette bomba da falan. Buyur abi. Memleketlerine gidiyorlar mı bayramlarda? 15-20 gün kalıyorlar mı? Kalıyorlar. Tekrar geri gelemiyorlar tamam, mı? Tamam doğru. Bizim devlet nerede abi? Tamam o gidenleri gelenleri sen geri soktuğunu nereden biliyorsun abi? Abi benim yanımda çalışıyor adamlar. Tamam benim abi. Yanımda çalışıyorlar. Tamam. Adam bayramlarda gidiyor 20 gün kalıyor tekrar. Tamam 5 elin 5'i bir mi abi? Abi 5 elin abi azınlığa bakmayacaksın. Bak azınlığa bakmayacaksın abi. Azınlığa bakma. Bu adamlar yok abi. Kaçı kullanacak abi? 3 milyon 10 milyon Suriyeli varsa 3 milyonu kullanır abi. 10 milyonu da kullanmaz ki abi ya. Yapmayın abi ya. Doğru çoklar doğru. Doğru her türlü insan var. Doğru haklısın ama şimdi 10 milyonu da çarpmak isteyeceğim. Acaba Türk mü diye düşünüyorum bir defa ya. Tamam abi ne yapalım? O zaman bunların kollarını bacaklarını keselim gönderelim abi. Ne yapalım? Nasıl? Yönetimden memnun musun? Bak zorlukları var ama ben memnunum. Tamam. Bak kardeşim ben asgari ücretle çalışıyorum. Doğrudur. Doğrudur abi. Kiram 4000 lira. Doğrudur. Maaşım 5500 lira. Ben nasıl geçineyim? Doğru. Sıkıntı. Zor. Tamam. Zor. Ben niye olmaması tamam, gerekiyor. Tamam şimdi bak kardeşim. Zorluğu çekmemen lazım. Bak kardeşim. Ben de sana tamam. Diyorum ki ben de şimdi sana bak karşılıklı konuşalım. Bak karşılıklı konuşalım. Tamam. Ben sana durumumu anlattım değil mi? İki tane çocuk okutuyorum. Kiram 4000 lira. Tamam. Maaşım 5500 lira. Bak kardeşim şimdi. Sen şimdi bu yönetimden memnunsun. Tamam. Ben nasıl memnun diyeyim? Nasıl memnun olayım? Ben nasıl memnun olayım kardeşim? Şimdi bak şimdi sen yarın öbür gün evleneceksin. Senin dedenin, babanın durumları iyi olabilir. Sen belki bu yüzden bu geçinebildiğin için bu Hayır. Şimdi hepimiz insanız ya kardeşim. Hepimiz kardeşiz. Bu memlekette yaşıyoruz. Bizim bir tane bayrağımız var. Türk bayrağı. Şimdi HDP, AKP, CHP, MHP bizim için önemli değil. Önemli olan ne kardeşim? Hepimizin birliği. Doğru mu kardeşim? Ben Kürdüm. Bak ben Kürdüm. Kürtçülük bir tarafa, Türkçülük bir tarafa. Tamam mı kardeşim? Parti düşünmeyelim şimdi. Bir şimdi kardeşim geçinemiyoruz biz ne yapacağız? Tamam ya ne yapalım? Yani, şimdi sen benden bu yönetimden memnun olduğumu mu bekliyorsun yani? Ben yönetimin her şeyinden memnun değilim ama mevcut sisteme kardeşim, göre karşısına bak, geçen bak, muhalefete göre ben bu yönetimi veririm. Neyinden abi memnun değilsin? Söyle bana. Neyinden memnun değilsin? Neyinden memnunsun? Ya şu an memnun değilsin? Şu an ben şimdi eve kardeşim, girdim. Ben bu yönetimin hiçbir şeyinden memnun değilim. Hiçbir şeyinden memnun değilim. Kim gelecek abi? Adam var mı? Kardeşim adam yok. Tamam. Ama ben bu adamdan da memnun değilim. Tamam, bak ben sana demiyorum Kemal Kılıçdaroğlu gelsin de. Tamam, aday yok diye tutup şeye mi verelim kardeşim, abi? Kardeşim bak çözüm neyse. En çöp adama mı verelim abi? Kardeşim bu adam 20 yıldır yapıyor. Doğru. Ne yapmış? 20 yıldır abi hiç şey ülke batmış. Abi. Ülke abi, batmış. 20 yıldır hiç şey yapmadım abi. Kardeşim adam bak büyük. Ben sana söyleyeyim kardeşim. Adam yol yapmış. Doğru. Ben yoldan geçiyorum paramı ödüyorum. Köprü ödemem yapmış. Kardeşim köprü yapmış. Bir saniye. Kardeşim abi. Bir saniye ama. Önceden olmayan bak ben sana bir şey söyleyeyim. Kardeşim niye köprülerimiz yok muydu? Geçmiyor muydu karşıya? Ya abi sen önceden abi ben Avrasya Tüneli'nden geçiyorum. Yapmayın abi. 250 lira ödüyorum. Abi, 3. Bak, köprüden yapmayın, geçiyorum. Yapmış. Yapmayın, kardeşim yapmış. Bak, ben ne yapmış biliyor musun? Dağ başına cami yapmış. Tamam. Kaç milyona yapmış?
Bu kadar fakir fukara var kardeşim, bazı insanlar ya yardım etmek varken. Abi Çamlıca Tepesi'ne cami yapmış. Bu, kardeşim bu camide sen gidip namaz kıldın mı hayatında? Bir kere gittim. Neye gittin? Görmeye gittin. Daha sonra gittin mi kardeşim? Gitmedim. Gitmedin. Bak ben sana söyleyeyim, ben çok gittim. Kardeşim ya 10 tane insan vardır ya 5 tane insan vardı. Bu insanlar da sadece ya işte adam yapmış da bir gidip görelim nasılmış. Abi bak. Yok kardeşim yok. Orada cemaat namaz kılınmıyor kardeşim. Bak güzel insan, ben sana şunu söyleyeyim. Benim yaşım 23. Sen benden yaş, sen benden yaşça büyüksün. Bundan önceki dönemleri de gördün. Bak Erbakan'ı da bu şekilde beğenmediler. Ecevit'i de beğenmediler. Ondan sonra öldüğü zaman kıymeti bilindi. Ama inşallah abi, bak ben bak, bir konuşayım bak. Abi bak sen konuşturmuyorsun. Bak sen beni konuşturmuyorsun ki mübarek. Bak sen 2 saattir konuşuyorsun. 2 dakika bak beni konuşturmuyorsun. Bak Ecevit çalmadı mı? Hemşerim Ecevit çalmadı mı? Çalmadı kar, neyi var? Adnan Menderes çalmadı mı? Onu bilmiyorum kardeşim. Çalmadı, ben de bilmiyorum. Ondan önce Ecevit var. Ecevit ne çalmış? Arkadaş araştır diyor ya. Bak araştır diyor ya. Erbakan çalmadı mı? Kardeşim. Turgut Özal çalmadı mı? Niye çalıyor? Çalma, hepsi çaldı. Kılıçdaroğlu geldi abi, çal. Ama kardeşim sana bir şey söyleyeyim mi? Çalıyorsan, bak çalıyorsan yapacaksın. Abi Erbakan sen neyi çalmış ya? Ecevit neyi çalmış bana söyle. Sen hem çalıyorsun. Abi adam Ecevit neyi çalmış? Erbakan neyi çalmış? Menderes neyi çalmış bana anla. Yok kardeşim yok öyle bir şey ya. Kasa fırlatmadılar mı abi? Neyi çalmış bana çaldığını söyle ya. Kasa fırlatmadılar mı? SGK'yı çaldığını etmedim abi. Allah abi kurum bu. Kurum bak kurum bu. Kurum bu. Devlet kurumu bu. Abi bak İstiklal Caddesi'nde abi Kemal Kılıçdaroğlu devletin bomba patladı mı? Bak şimdi bomba patladı mı? Bak şimdi bomba patladı mı? Patladı. Bunun sorumlusu doğru. Evet. Bunun sorumlusu kim? Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Bak şimdi yanlışa yanlış Erdoğan. Süleyman Soylu aynı şey kim? Kim? Neyi var? Kimi var? İçişleri Bakanı. Kim? Ya kimin adamı? İçişleri Bakanı kim? Ya, adamını boş ver. Vatandaş Süleyman kim? Soylu'yu bilmez. Erdoğan'ı bilir. Ben ayakkabı numarasını bilen diyen bir İçişleri Bakanı benim ülkeme bu mülteciler girebiliyorsa o yüzden patladı arkadaş. Çünkü vermiyorum. Erdoğan'a oy veriyorum. Bomba patladıysa vatandaş Erdoğan'ı bilir. Çünkü Soylu'yu seçen de Erdoğan. Benim muhatabım Erdoğan. Bak bu yanlış. Kontrol yapmayın diyor. İçişleri Bakanı değil mi? Doğru. Onun işi değil mi? Doğru. Mesela devlet bir dakika. Ya, Süleyman bir dakika bir şey yok. Tek bir kelime söyleyeceğim. Dünyada yok ben 18 yaşında bir gençim. Şu an konservatuvarda ben birincilikle kazandım. Ama benim arkadaşım sırf bir tane kız AK Parti olduğu için sınavı girmeden konservatuvara girdi. Ya bunları geçin. Allah bir de ikincisi ülkede tanıyor musun? Nereden biliyorsun? Öyle bir şey. Bana kız kendisi dedi çünkü. Tanıyoruz hayatı. İnanmayın. Ben sana Boğaziçi'yi satarım o zaman. Yapma. Zaten satılmadı mı? Hayır hayır. Kimindir neyse var. Tanıyor musun onları? Sen ona da inan. Onun hayatını ya şimdi dünyada bütün yerde mülteciler var da var ama değil mi? Ülkemizde 10 milyondan başlı gelen mülteci çoğu erkek. Ben gelen mülteciler yaşları görmedim. Bak. Ama o zaman da demeyin ki ya memleket batmış düzeltemiyoruz da demeyin. Zaten batmış şu anda batmış. Ya nasıl batmış abi ya? Ben sana durumu anlatıyorum. Benim gibi milyonlarca insanlar var kardeşim. Suriye'dir. Batan Afrika'dır. Suriye bitmiş. Adam sefalet içinde sefalet odur. Adam su bitirecekler. Ben sana adam su bulamıyor ya. Bana bakar mısın? Adam içmeye su. Ya bura memleket sefalet içinde miyiz abi? Yapmayın ya. Halk TV kim fonluyor? Söyle bana kim? CHP mi? Hayır Halk CHP'yi kim? Ya CHP kim? CHP Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu. Binlerce yaralı ölü var diyen kimdi ya? Ya abi bak ben sana bir şey söyleyeyim ben. Bir saniye abi. Halk TV kim fonluyor? Kim? Ben bilmiyorum. Nasıl? Bilmiyorum. Şimdi ben sana Amerika diyeceğim güleceksin. Bak güleceksin. Çünkü hepiniz görüşümle aynı o yüzden. Halk TV kim fonluyor hemşerim? Kılıçdaroğlu gelmiş ekonomi modeli diye dün canlı yayında açmış. Almanya'nın eski danışmanını getirmiş. Ya kardeşim bizim memlekette adam yok mu? Peki Almanlar ya yok mu? Biz bu kadar mı? Biz bu kadar mı bitmişiz? Biz bu kadar mı bir ekonomist de demedi. Doktorlara dedi. Doktorlara dedi. Doktorlara dedi. Yine tamam inşallah Kılıçdaroğlu gelir. İnşallah göreceğiz. O zaman göreceğiz. İnşallah gelecek. Ama madem Kılıçdaroğlu'nda da cesaret varsa adaylığını da koyar. Madem o kadar kendine güveniyor, inşallah adaylığını koyar. Sorumuz şuydu, şöyle konu değişti. Geçinebiliyoruz diyenlere, geçinemiyoruz diyenlere katılıyor musunuz diye başladık soruya. Geçim kolay da, sıkıntı insanlarda. En doğrusu bu. Bu kadar basit. Toplumsal bir sıkıntı var diyorsun. Tabii. Aynen, büyük bir insanın gelmesi lazım. Bu da Kılıçdaroğlu'ymuş. Büyük insan diyelim. O da yakın zamanda gelir inşallah. Kim abi var mı adam? Var mı? Bakalım.
İsim verebilir misin? Ben söyleyeyim, istikbal göklerdedir. Yukarıya baktığı zaman Türk milleti tanıyacak. Türk çocuğunu tanıyacak. Benim ismim Berkay Bağgüzel. Teşekkür ederim. Ama sen şimdi ben sana mesela bu adam millet, bu adam çok başka bir adam. Millet, ülkücü adam. Ülkücü adam. Ülkücü adam. 6. dönem 2016 Kuleli Askeri Lisesi ihracım. Tamam mı? Kuleli Askeri Lisesi'nde ihraç olanlara Ziraat Bankası'ndan şu an KYK kredi çeken var mı bilmiyorum. Öğrencilere burs veriyorlardı ya hani. Şu an burs veriliyor ya öğrencilere Ziraat Bankası üzerinden. O zaman Bankasya'dandı. Şu an askeri, benim gibi askeri liseden ihraç olanlar 2016'da darbe sonucu. Askeri liseden ihraç olanlara bursları Bankasya üzerinden yatırılıyordu. O zaman Bankasya hesabı olan kim varsa şu an FETÖ'cü ilan edildi. Askeri lise, askeri savaş okulları dahil, harp okulları dahil. Biz sicilimizde damga yedik FETÖ'cü diye. Bankasya kartı okul tarafından bize verildi. Burslarınız, harçlarınız bu şeye yatırılacak diye. Savunuyor ya arkadaş. 20 yıldır ne yaptı şöyle. Adamın bir dakika. Tamam bir dakika kardeşim. FETÖ'yle fotoğrafı var. Doğru mu? Beraber yol yürüyordu. Bir dakika kardeşim. Bir dakika abi. Sözümü bitirebilir miyim? Sözümü bitirebilir miyim? Askeri okullara giren çocuklar FETÖ'cü ilan edildi. Şu an kimisi cezaevinde, kimisi hiç devlet memuru olamıyor ya. Aynı benim gibi şu şekilde. Ben şu an ihraç olmasam benim rütbem üsteğmendi. Bak 2016'dan bu yana. Ben abi bizler damga yedik. Vatan haini olduk bu milletin çocuklarıyken. Adamın FETÖ ile beraber yol yürümüşlüğü var. Hoca efendim demişliği var. Bülent Arınç başbakan yardımcısıydı. Ülkemize dönmenizi istedik. Pensilvanya'dan gelin diye hoş geldin diyordu. Dedi. Mehmet Tevfik Göksu Esenler Belediye Başkanı. Hoca efendiden Allah razı olsun diyordu. Doğru mu? Ondan sonra Ahmet Davutoğlu. Hoca efendiyi çok özledik diyordu. Onun sayesinde biz buralarda izliyordu. Doğru mu? Adamın Cumhurbaşkanı'nın emir subayı. Yarbay FETÖ'cü çıktı. F-16 pilotları FETÖ'cü çıktı. Ondan sonra kime sorsam Bekir Bozdağ'a FETÖ'cü ilan ettiler. Bütün kabinedeki bakanlar FETÖ'cü çıktı. Ama sütten tek çıkmış ak kaşık bir Erdoğan kaldı. Ona da sorular biz kandırıldık diyor. Bu kadar insanın bir dakika. Bu kadar insanın hain olarak ilan edilip tek bir kişinin aklanması sence normal bir şey mi? Doğru değil. Ama bak şimdi bu adam bunu inkar ediyor mu? Etmiyor. Biz FETÖ ile birlikte miydik diyor mu? Etmedi. Dedi ki kandırıldık dedi kardeşim dedi. Bu adam bu adamla birlikteydi. Devlet bakanı nasıl kandırılıyor ya? Cumhurbaşkanının istihbarat sistemi yok mu devletin? Bir saniye. Tamam. Kardeşim. Şey konuşun. Kardeşim. Hayır, evim var senin kardeşim. Bir saniye. Evine hiç girmeyin. O işler öyle gerçekten. Son bir şey söyleyeyim. Hadi adamlar diyor ya. Biz gelmeden önce şöyleydi. Böyleydi. 2002'den önce asgari ücret 80 liraydı. Biz 5,5 bin lira yaptık. 2002'den önce işte öğrencilere 50 lira burs veriyordu. Şu an 800 lira. Ben de size soruyorum ki 2002'den önce asgari ücretle kaç tane çeyrek altın alıyordun? Şu an kaç tane alıyorsun? 2002'den önce ev kiraların... Aa burada benden yaşlılar abi. 2002'den önce asgari ücret ne kadar? 80 lira mıydı? 5 milyon değil miydi ev kirası? 10 milyon değil miydi? Şu an ev kiraları maaştan daha yüksek. Asgari ücretten daha yüksek. Yoksulluk sınırı şu an ne kadar biliyor musun? 26.500 lira. Yani bir insanın 26.000... Ama bak neye göre? Bir saniye söyleyebilir miyim? Bir insanın ben yoksulum bak, dememesi için evine 26.500 lira girmesi lazım. Erdoğan'ın karşısında adam var mı oy verebilecek? Var abi niye olmasın? Ümit Özdağ var, Muharrem İnce var. Muharrem İnce var. Ümit Özdağ kim? Poşeti yukarı kaldırır mısın? Ben sana bir şey söylemem. Abi Ümit Özdağ kim? Kamerayı bir ben sana bir şey söylemem. Mancınıkla mültecileri göndereceğim diyen adamı ben nasıl bir şey yapacağım? Bu işe yaramayan poşete ben oy veririm. Bak sen o zaman yanlış düşünüyorsun. Bir dakika ben sana şunu söyleyeyim. Ben 10 sene önce babamı kaybettim ama emekli maaşı ama hala parasını alıyorum. Bir başkası olsaydı verir miydi? Her bayram öncesi 1000 lira ikramiye alıyorum. Emekli maaşını ben yalnız her ayın 18'inde 1 milyar 750 lira her ay. Sadece bana 6 kardeşiz, 6'mız ayrı, anne 2 katı. Ama sadece tekerde memur. Bir başkası olsaydı bunu. Ben sana şunu da söyleyeyim. Ben üniversite öğrencisiyim. Kim 850 her ay öğrenciye neden versin? Normal emekli maaşını veremedi Kılıçdaroğlu. Nasıl memlekete sahip çıkacak? Yani bir dakika ben sana şunu söyleyeyim. 3 senedir İstanbul kaç sene geriledi? Şu an İstanbul kaç sene geride? Kimin elinde? Sen diyorsun ya. Evet. Bir saniye.
görünmüyor. Vatandaşlığın hakkın savunması değil mi? Ben sana üstüne... Eğer şimdi ben üniversite öğrenciyim, bana burs verdiğiniz zaman ben nasıl kitap alabileceğim? Şimdi siz bana diyorsunuz, devlet bana para veriyor, oy vermek zorunda. Tamam da bana veriyor, niye sana vermesin? Bak sen kaç yaşındasın? Bak sen kaç yaşındasın? O zaman sen hiç çalışma. 18 yaşındaki... Bak bir dakika, sen bir dakika... Bak ben sana bir şey baktım. Bak ben burada... Bak ama siz beni konuş bak. 15 dakika konuşuyorsun, 2 dakika konuşturmuyorsun. Bak ben de sana diyorum ki sen o zaman 18 yaşındasın. Tamam ya kardeş. Sen hiç çalış, sen kaç yaşından beri çalışmıyor? Çalışıyorsun? 12 yaşından. Tamam bu adam niye o zaman ben sana şunu söyleyebilir miyim? Bu adam nasıl evlenecek? Ben sana şunu söyleyeyim. Bu adam nasıl evlenecek o zaman? Ben sana sen zaten bizim dediğimize geliyorsun. Ama bu adam nasıl? Bu adam diyor ben 18 yaşındayım, devlet bana baksın. Oldu amına, her 18 yaşında olana devlet baksın. Yani ya böyle bir şey. Sen diyorsun ya. Kardeşim ya bir saniye. Bu adam demeyecek mi 2 sene sonra ben evleneceğim demeyecek mi? Bir saniye sakin ol. Bir başkası olsa bakar mı? Hayır. 6 kardeşiz, biri hemşire, biri öğretmen, tamam, biri ne güzel işte. Hepsi de gayet iyi parasını alıyor. Tamam. Gayet de iyi geçiniyorlar. Kardeşim şimdi sen diyorsun ya. Bir dakika. Bir dakika. Herkesi kendine bir tutmayacaksın. Bak. Hiç kimseye de kınama şu an. Ben sırf bak. Kendime bakamadığım için okulu bıraktım. Aileme bakamadığım için okulu bıraktım. Ama bak doğrudur. Bak şu an okumuyorum. Bak köle gibi orada çalışıyorum. Yemin ederim ki. Doğrudur. Ben sana bir şey söyleyeyim, sen diyorsun ya babam rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Onun emekli maaşını olurum. Başkası gelse dinler misin? Bak dinler misin? Bak dinler misin? Dinler misin? Dinliyorum. Bir başkası gelse ben babamın emekli maaşını almam diye tereddüt ediyorsun, doğru mu? Evet. Ben sana şunu söyleyeyim mi? Verme. Ben sana söyleyeyim mi? Ben şu an arabamla kırmızı ışıktan geçsem bana 427 lira trafik cezası var. Bir dakika. Tamam, beni dinle. Şu an trafik kırmızı ışıklarda geçene trafik cezası yazılırken sınırdan geçene maaş bağlanıyor. Haberin var mı? Tamam. Abi tamam o zaman ben de sana bak bak konu şu. Bir beni dinler misin? Rica ediyorum şu an beni dinler misin bak. Konu zaten şu an aslında bak. Bütün öğrenci kim gelirse gelsin o para sana. Vallahi kimse fakir falan değil ya. Hele bu Erdoğan'ı sevmeyenler onlardan zengin yok. Çevremde onu sevmeyen milyon insan var ama görüyorum hepsinin alt. Hangi ilçenin teşkilatına üyesin? Açıkça söyle. Hangi ilçe? Ben sana şunu söyleyeyim. Bak dayım farklı parti. Bak bizim çevrede onu sevmeyen var ama gel gör ki altında. Ya kadın kollarına üyesin. Altında gör. Bak şimdi. Evet. Ben sana şunu söyleyeyim. Bravo. İşte bu yüzden böyle. İşte bu yüzden sen para kazanıyorsun. Öğrenciyim para falan. Sen bu yüzden bak şimdi bak. Tamam ben sana şunu söyleyeyim. Benim vaktim yok, ben gidiyorum. Fakire şükretmeyi öğretmişler, zenginin düzeni bozulmasın diye. Bravo. Ama şunu söyleyeyim. Vallahi hele siz şu Erdoğan'ı sevmeyenler sizden zengini yok. Sevmiyorum, sevmiyorum. Ben kim vermiş amına? Ben sevmiyorum. Kimler vermiş? Akın. Şöyle kameraya doğru. Ben kameraya doğru bakalım. Bak, yemin ederim ki parası olan ne biliyor musun? AK Partililer hepsi parası olan. Kim ne diyorsa desin. Cebinde para var mı? Var. Çok var. Kim ben veriyor sana? Tayyip değil mi? Çalışmıyorsun. Benim Tayyip'le ne alakam var? Ben Tayyipçi değilim ki. Tamam bak ben sana evladım. Diyorum ki. Ben de diyorum ki Tayyip Erdoğan'dan daha iyi biri gelsin. Ben o adama oy vereyim. Ya bak Ecevit bak Ecevit bak şimdi Ecevit'i Amerika ben o zaman yoktum. Herkesin interneti var. Aç izle. Ecevit'i Amerika gelip başını okşuyor muydu? İşte bak dinlemiyorsunuz. Ecevit'i gelip Amerika başını okşuyor muydu? Okşuyordu. Erdoğan şimdi Amerika'nın başında her ne kadar geri vites yapsa da bacak bacak üstüne atabiliyor mu? Atabiliyor. Ben tam Erdoğan'a dair bir adam sana söyleyeyim mi? Geçmişi konuşma. Geçmiş geçmişte kaldı arkadaş. Geçmişi bilmeyen kahraman olamaz. Baba yo. Geçmiş. Baba bir saniye. Sen geçmişi konuşursa. Abi bak geçmişe takılı olan geleceğini planlayamaz. Geçmiş çulsuz adamdır zaten bak. Sen hiç tarihi araştırdın mı? Neyini araştırdın mesela? Bak neyi araştırdın? Tarihi neyini araştırdın? Tarihe ben dönün mü bak. Tarihte bayanlar bak açık kapalı bayanlar da var burada. Kapalı bayan giremirdi mesela şeye. Üniversite okullara giremiyordu. Kur'an kursları kapandı. Bak şimdi. Bak dinle. Takke hesap millete astılar. Doğru. İskilifli Atif Hoca'ya astılar. Doğru. Şu anda Menar bak burada Menar Akşener'e bir şey söylemek istiyorum. Bak.
Kadir Mesuloğlu'na mecliste küfür edecek kadar bir alçak bir bayan. Bak Kadir Mesuloğlu'na adam bir saniye. Şehit ailesine küfredip adamı dövmediler mi? İyi Parti'nin mitinginde adama siktir ol git demediler mi? O adam sağken mecliste şerefsiz diyebilir miydi? Diyemezdi. Adam öldükten sonra söyledi. Niye? Abi bir şey, bir tek bir soru sorayım. Tarihe herhangi bir devlet kuran bir kurucu, bir liderin kendi milletini sövdüğü bir örnek var mı? Kim kime sövdü? Sizleriniz mesela. Kim? Nasıl sövdü? Kadir Mesuloğlu. Kadir Mesuloğlu nasıl sövdü? Niye sövdü? Bak Kadir Mesuloğlu. Bir saniye. Kadir. Keşke Yunan işgal etseydi bu toprakları. Bir saniye birader. Birader bir saniye. Millet. Baba. Bak adam dedi ki erkek erkeğe cinsel ilişki yapılıyor. Kadın kadına yapılıyor. Keşke bu ülkeyi Yunanlar işgal etseydi de bugünleri görmeseydik dedi. Ya kardeşim erkeğe ilişkiye girip böyle bir şey olabilir anda, mi? Şu anda bak. Sen ama diyorsun ki bak. Bilader bir saniye az bir saniye. Şu anda bizi öyle bir hale getirdiler ki gençlere LGBT'yi öğrettiler. Bak gençlere LGBT'yi öğrettiler. Gençlere boynunda kaç takmayı öğrettiler. Şu anda sen toplum algısıyla siyaset algısını bir kefene koyamazsın. Bir saniye beni dinler misin? Ben seni dinledim bak. LGBT, haç kolyesi bunların hepsi zaten popüler kültürün toplum hangi halinde. Popüler kültürü, bir saniye bak o ondan görür. O ondan görür. Ben görür o zaten onu yapar. Ben bunu inkar etmiyorum. Ben Osmanlı sen bana diyorsun ki Kadir şu anda Amerika'yı destekliyorsun sen. Farkında ben şu an Amerika'ya ilgili bir şey dedim. Sana dediğim tek şey kardeşim siyasi bir bilgisi yok. Bunlar bir saniye. Osmanlı nasıl çöktü? İşten çökerken. Şu anda bir zoo fonksiyonda. Bak emin ol. Bak. Yok sıkıntı yok. Kimseye karşı. Hepimiz biriz burada. Osmanlı'yı işten çökerttiler. Şu anda biz de o şekildeyiz. Bak inan. Türkiye'yi toplan tüfekten vuramazlar. Türkiye'yi ekonomi olarak vururlar. Bir saniye. Ekonomiden vurmaya çalışırlar. Abi ekonomiyi sağlayan baştaki adamlar. Doğru. Baştaki adamlar ekonomiyi sağlayan. Bak 2000 saniye. Sana tek bir şey söyleyeyim mi? Bak. Yine söylüyorum. Türkiye'yi toplan tüfekten hiçbir ülke vuramaz. Hiçbir ülke vuramaz. Şu anda ülkeyi ekonomi olarak vurmaya çalışırlar ama biz Osmanlı torunu olduğumuz için yılmayacağız kardeşim. Atatürkçü müsün? Evet. Hepimiz Atatürkçüyüz. Evet. Sen şimdi LGBT diyorsun ki... Ben destekliyorum demiyorum. Desteklemiyorsun ama diyorsun ki toplumun belli bir kesimin kabullenmiş bir kesimi diyorsun ki LGBT'yi onaylıyor. Ya kardeşim sen Atatürk'ün evladısın. Hepimiz evlat. Hepimiz memleket. Ya sen LGBT'yi nasıl diyorsun? Ya bu LGBT'nin neyi var? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya şimdi erkek erkeğe cinsel ilişkiye giriyor. Kadın kadına cinsel ilişkiye giriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya neyin tercih? Ya böyle bir tercih olabilir mi? Ya neyin özgürlüğü? Ya bak oyunu verirsin. İstersen AKP'ye, MHP'ye, CHP'ye, HDP'ye, X partisine verirsin. Kardeşim erkek erkeğe ilişkiye... Ben nasıl eleştiremem ya? Ya Zafer Partisi gibi. Bu ülkede bir kral varsa o da Selahattin Demirtaş'ı. Başka kimseyi tanımıyorum. Adam diyor ki mülteci diyor mancınıkla göndereyim diyor. Ya sen bu düşüncedeki adama nasıl oy vereceksin? Sen bu düşüncedeki adama nasıl oy vereceksin? Boş işler bir dakika. Şimdi Meral Akşener... Bir dakika Meral Akşener'in sağ kolu şehit amcasını siktir ol git dedi mi mitingin içerisinde dedi mi adamı dövmediler kim gezemiyor rahat rahat diye. Nasıl gezemiyor ya? Atınca ne yapabileceksin? Bir kişi bana laf atabilirse ne yapabileceksin? En basitinden nereye gidersen git biri peşinden koşuyor. Bir şey tamam laf atıyorlar rahat yürüyemiyorum demek ki. Burada tur atıyorum da rahat yürümüş olmuyorum. Hayır ya sen diyorsun ya rahat rahat yürüyebiliyorlar. Her seferinde tacize uğruyorlar. Nasıl rahat yürüyebiliyorlar? Tamam. Tabii ki de. Sen şimdi rahat bir şekilde yürüdün. Sana laf mı atıyorlar? Evet atıyorlar. Evet. Birçok kişiye laf atıyorlar ya. Arkadaşlar bir dakika. Ben geldim. Kız sabaha kadar sokakta kalsa o kıza laf atılır. Bak bir erkek gece 3'te sabaha kadar kalmayacak bu kız. Ailesi, ama bir kız çıkamıyor. Terbiye almışsa zaten kendini bilir. Doğru.
Evet ama bir erkeğin şeyine bakıyoruz. Bir dakika. Öyle değil mi? Bak şu an geziyoruz diye. Bak ben söyleyeyim. Bir erkek gece 3'te dışarı çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor mu? Çıkıyor. Bir kız çıkamıyor. Bir kadın çıkabiliyor mu? Sen ahlaksızsan. Bak sana demiyorum. Sen ahlaksızsan o kızı ne ilgilendirir senin ahlaksız olduğunu? Baba, bir kız yarım şort giyer tamam mı? Laf atılır. O niye? Senin gözün, senin bakmaman lazım. Pisliğidir. Ama şimdi be sen kendi her bacın giyince bir şey oluyor. Nereye eşek bıraksan bak ben kendi bak dinler misin? Ben kendi ülkemde bugün herhangi bir kız geçince gelip sana bir şey diyeyim mi? Mine tek giysem şu an hepsi ağza açık izler. Bir dakika reis. Uyunuz polise gelin ona karışmıyor. Niye Suriye'ye yapmıyor? O da yanlış. O da yanlış. Bak yanlışa yanlış diye biliyorum. Ama ben de sana diyorum ki mesela bir kız etekle geçsin direkt gözünü açıp izlersin. Bir dakika. Şimdi Mehmet'in bir tane vasiyet var. Diyor ki her kim benim fethettiğim topraklara para karşılığıyla eğer ülke satar onları lanet olsun diyor. Nereyi sattı? Nereyi sattı? Hangi bizi gönderecek? Bak söylüyorum sana Suriyeliler bizi gönderecek görün. Kendileri söylüyor ya. Biz gitmeyeceğiz sizi göndereceğiz diye. Ya geç bir dükkan göster. Türk harici şu an. Teora bastır ama lan ayetler abi ki. Ne yapıyor delekçi mi? Toprak nedir biliyor musun? Tişlek ne abi? Bastın yer toprak. İstanbul'u satarsın. Diyarbakır'ı satarsın. Ankara'yı satarsın. O topraktır. Tutup da. Tutup Suriyeliler burayı esir aldı esir. Tüm dükkanlar Suriye dükkanı. Benim adım Diyarbakır. Onu diyor. Toprak satılmak. Memleketiz toprak satılıyor. Ya sen toprağı nasıl satıyorsun ya? Ben sana bir söyleyeyim mi? Sen İstanbul'u nasıl satacaksın? Doğu'da Doğu'yu batıyı nasıl satacaksın? Ne diyor bu arkadaşlar ya? Yok. Doğu'da böyle bir şey yok. Bak ben akallıyım değil mi? Doğu'da böyle bir şey yok. Kimse toprağını orada satmaz. Doğru. Bak öyle şerefi içinde satıldı diyor. Bak şerefi içinde toprak satılabilir mi? Bak şerefi içinde savaşır. Kanı içinde savaşır. Doğru. Memleketi içinde hepimiz savaşır. Yaparız. Toprağı içinde savaşır. Ülkesi içinde savaşır. Doğru. Bu konuda hani doğulardan hiçbir şüpheniz olmaz. Ben zaten doğuluyum başka. Ben de doğu. Benim annem Diyarbakır. Ama diyorsun ki Diyarbakır topraklarını sattı. Hayır. Ne alaka? Öyle değil. Kardeşim, bir dakika bir şey. Buradayım. Bunlar boş. Kalbi temizse anladın mı? Kalbin nereli olursa ne ol. Anladın? Şimdi boş diyorsun. Sabahtan beri sana terörist diyen adamı savunuyorsun bak. Ya sana terörist diyen. Bugün kim? Herkes bize terörist diyor. Kardeşim daha düne kadar HDP'ye terörist demiyor muydu? HDP kim? Abi yapmayın ya. Nasıl yapma? HDP bu meclisin, bu halkın belli bir kesimini ikna etmiş, meclise girmiş. Her partinin konuşma hakkı olduğu gibi HDP'nin de konuşma hakkı olan bir parti. Tamam. Bu terörist mi? Değil. Değilse niye bize terörist diyor? HDP'ye terörist diyor. Hadi. Bize demiyor niye, ki abi. Niye geçen gün gelip bizi savunan insanlarla birlikte oturup aynı çayı kahve içiyor? Abi bak, abi herkes siyasette herkes birbirine gidebilir ki. Kim gitmiyor abi? Ben tavsiyem. Yapmayın abi. Benim Türkçem bitiyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı. Bu ülkede bir cumhurbaşkanı. Bunlar çürdük. Bunlar sürtük diyorsa. Hiç bak şimdi bak sen var ya ben sana şunu söyleyeyim. Bak şimdi demagoji yapıyorsun. Bu memlekette Kürt-Türk sorunu çok önceden çözülmüş bir sorun. Kürt-Türk hepsi bir. Hepsi bir. Araplar da bir. Diyorsun ki Kürt... Ya kardeşim ben Kürdüm, elhamdülillah Kürdüm. Ama ben tutup da bir tane Türk arkadaşım ya sen Kürtsün siktir ol git diyeni görmedim. Götü yeğeni de görmedim. Veya Kürdün tutup da ben tutup da bir Türk'e nasıl siktir ol git diyeceğim ya. Hepimiz biriz. Memleket bizim. Bak şimdi siyasiler... Bir dakika siyasiler gelip geçicidir. Bugün Erdoğan gelir. Bak şimdi bugün Erdoğan gelir, yarın Kılıçdaroğlu gelir, yarın bir X partisi gelir, gelir geçer. Ama bu memlekette biz kalıcıyız. Lan mübarek ne fark ediyor ya? Ne fark ediyor? Çünkü terörist bak bir dakika. Çünkü bak bir dakika. Ahmet tatlı falatıyorlar Kürtçe şarkı çıkarttı diye. Halo, bir dakika. Kardeşim, bir dakika bekle. Bu Ahmet bekle. Ahmet Kaya Kürtçe. Bekle bir dakika. Kardeşim bekle bir dakika. Bu Ahmet. Onu bekle bir dakika ya sikeceğim şimdi. Bu Ahmet Kaya Kürtçe çıkarttı diye niye çatalla şeyler fırlattılar ona? Ahmet Kaya.
Ha? Ya sen ne yapacaksın kaç yılında? Adam Türkçe şarkı çıkartır diye adamı çatır fıstırlar. Bilmiyoruz ha ki onu bilmiyoruz hadi. Ya sen ne yapacaksın? Bir daha. Baba sen nerelisin? Ya sen ne yapacaksın? Olga neresi? Yozgat. Yozgat öyle mi öyle doğru mu? Ben sana bir tane söylüyorum. Değil mi Diyarbakır'ı sattın niye bir dakika, Yozgat'ı satmadın? Bir dakika baba bir dakika baba bir dakika dur ben konuşayım. Diyor ya abi yapmayın. Örnek verdim abi örnek verdim ya. Dur kardeşime yüklemeyin hepinizi ya. Hayırdır ya? Şşş.